Sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Tekrar yeni bir programla karşınızdayız. Kimle beraberiz? Araştırmacı yazar Zafer Cialoğlu'yla beraberiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Murat Bey. Gömleğinizle beraber hoş geldiniz. Evet, milli kıyafetimizle. Milli kıyafet. Tabii. Sen bir yayında söyledin ama işte şu programda şunu giyiyorum, şu programda yelekli giyiyorum, evet. Şu programda ceketli giyiyorum falan. Evet. O neye göre ayrım var onda? Mesela i̇şte. Burada niye gömlek, yelek yok mesela? İşte, bir şey var mı strateji? Var tabii. Ciddi misin? Tabii tabii. Kim karar veriyor bunu? Modacımız i̇şte, kim? Karar verilmiş. Öyle diyelim. Ama en evet, büyük yerden en gelmiş. Büyük yerden, evet. O ne oluyor? İşte dediğiniz gibi bir yerdeyken Berat TV'ye geliyordun. Orada evet. Yeni... Orada gömlekliydik. Böyle miydin orada? Orada gömlekli. Hep gömlekliydik Berat TV'de canlı yayında. Üstünde bir şey yok. Hiç yok. Yok, hep böyleydi. Hep böyleydik. Tamam. Mesela Türker'e gidiyorsun, yelek giyiyorsun. Türker Bey'in YouTube kanallarındaki çekimlerde gömlekli, canlı yayınlarında yelekli. Diğer bütün canlı yayınlarda yelekliydik, daha doğrusu onu söyleyeyim. Bir Berat TV'nin canlı yayınlarında hep en başından beri gömlekliydik. Orada yelek giymedi. Orada giymedik. Niye? Bilmiyorum, var bir şey demek ki. Ya söylesene. Denk geliyor. O Berat TV'deki... Denk gelmiyor abi. Bir şey yok. Berat TV'deki yayınlarda yelek kirli mi oluyordu artık, kuru temizle mi? Ya şimdi geç onları sen... Öyle bir şeyler oluyor değil mi? Bak bugün siz bunu konuşuruz. Niye yeleksiz şu an? Başlıyoruz. Niye bu gömlek? Tılsımlı yeleği nerede evet. Yaptırdı falan. Yelek şu an burada da yok. Bak başla yazacağım onu yalnızca. Söyleyeceğim direkt Zafer Cialoğlu niye tılsımlı yelek giyiyor? Evet olabilir. Tılsım var mı onu da bilmiyorum. Var mı? Bilmiyorum işte. Ama şimdi sen Serhat Hoca öyle dedi. Dedi ki şey yani bir plasebo var ya. Evet. Yani bunu devamlı yaptığında bu bir tılsıma dönüşüyor. Bu bir tılsım. Hani farkındasın ya da değilsin. Hı-hı. İyi ya da kötü. Bu başka bir şey. Ama hani şey gibi, totem gibi. Hani bir yere gidersin, ben işte maç izlersin, şurada oturayım dersin. Totem değil de, şimdi mesela izleyicilerimiz... Yok, ciddi soruyorum. Hani bunun tabii, bir tabii. Şeyi var mı? Yani? Ya işte şu cevabı vereyim, belki var cevabı oradan çıkabilir. Turlara gidiyoruz. Tamam. Turlara gittiğimiz zaman bizi bu şekilde görmüyorlar. Evet. Normal, farklı bir diyorsun. Tabii tabii, farklı bir kıyafette görüyorlar. Şimdi oralarda öyleyken ama bu gibi çekimlerde böyleyse demek ki bir şey var gibi oluyor. Tamam ve işte. En başından biri de böyleyse. Tamam, çok özele girmeyeceğim. O illaki var, o belli. Yani bir şey olduğu belli de. Hani bu şey mi? Hani böyle bir ne bileyim bir istişare. Sonuçta irtibatta olduğun insanlar vardır. Evet. Beraber çalıştığın, araştırma yaptığın. İllaki yani herkesin var konuştuğu, ettiği. Bilgisine, ne bileyim istihbaratına güvendiği insanlar var. Sorarsın. Öyle bir şey vardır zaten. O ayrı. Hani orada gelişen bir şey. Yani burada bu çık, burada böyle çık gibi bir şey mi? Şöyle kendi şahsi isteğim mi bu? Şöyle cevap vereyim buna. Şimdi biz yeni bir oluşumuz. Biz diyoruz ya hep hani soru işareti. Düşük bütçeliyiz. Tabii düşük bütçeliyiz. Gömlek alırız. Ya. İşte düşük bütçeli olduğumuz için çeşitli programlarda siz çağrı yapmıştınız. Yani gelirse gömlek falan bilmiyoruz da gelmedi herhalde. Renk de aynı yani. İşte bilmiyorum bakalım. Tırnak? Tırnak oluyor evet. Bilmiyorum işte. Tırnak çok da, evet onu da çok sormuşlar. Tırnak bilmiyoruz mu yani tırnağı nasıl gördüler ben de onu anlamadım yani. Uzun, ama görmüyorlar. Görmüşler yani demek ki. Çok evet. İyi gözlemci. Evet abi, sıkı takip edenler var. Evet. Evet dikkat edenler olmuş demek ki tırnağı da sormuş. Onu mesela Berat'ta ayrı kesip öbüründe falan var mı? Yok orada öyle bir şey yok. Türker'de orada öbür yüzük parmağını uzatıyorum falan. Orada ya sabit bu tırnaktaki olay da demek ki daha hızlı uzuyor serçe parmak. Cevap alamayız ama vardır bir şeyler. Bilenler hani bu niye uzar falan öyle şeyler de vardır. Hani bazı inanışlarda da vardır. Olabilir. Yazsınlar bakalım. Gömleği biz çözeceğiz hocam. Bir sana bir siyah gömlek gelmiş Serhat hocama. Ha gelmiş mi? Gelmiş onu Serhat ama şey diyor olsun. Ben diyor giymeyeceğim çünkü o şey kravatlık bir gömlek. He. Onu diyor Zafer'e verdi. Zafer kravat taktığı için diyor ona vereceğim dedi. Ayakkabıyı kendi giyecek sana vermeyecek. Tamam. Şimdi ona hocam zaten, konu işte bu Tılsım, Kehanet, bilmem neden bak nasıl bağlıyorum. Evet. Simpsons'lara bağlıyorum. Bağlamamız şimdi Simpsons'ların şu Mart 2024 bir sahne. Yani genelde bir şey var ya işte filmde görüyoruz çizgi filmde. Bir bakıyorsun arkasından yıllar sonrasında bir olay olmuş. Aa Simpsons'lar bunu önceden vermiş. Önceden vermiş mi? Şeyde var ama sonrasında sanki bu eskiymiş gibi verilen ama o an çizilenler de var. Bravo. Gündeme gelip. Onlar sahte. Doğru. Şimdi ondan farklı böyle bir sahne vardı. Eve kapanma sahnesi. Hı hı. 2024 Mart. Evet. Bir kapanma mı planlanıyor?
Bunu da mı böyle hani sonrasında bildiler olacak bir şekilde bir algıya mı hazırlık diye de hemen gömlek sonrasında bunu söyleyeyim. Evet. Şimdi evet, Simpsonlar ne hikmetse tutturdukları çok. Bir de tutturmuşlar gibi lanse edilen sahneler de çok, az önce dediğiniz gibi sahte olanı, ki birkaçını bize kendisi şey olsa öyleydi böyle. Galiba. Neydi o isim? Bir esmer bir abimizin, o polisin darpıyla ölmesi. Ha, evet, evet. Doğru. O sonradandı. Kobe Bryant dizini bastırmış. Doğru. Kobe Bryant da sonradan oldu. Helikopter. Evet, o da sonradan oldu. Bir tane bankada hesabını kapatıp insanlara para vermemek üzere bir Amerika'da olay olmuştu. Orada da üzerine montaj deyip o bankanın adını yazmışlardı. İşte sanki hep bunları önceden bildiği gibi olmuştu. Bildikleri de var diyoruz ama bilmedikleri, daha sonra biliyormuş gibi gösterdikleri de var. Ama şimdi, daha şimdiden konuştuğumuz için, artık olay olmadığından dolayı bu da geleceğe yönelik bir açıklaması oldu Simpson'ın bir bölümünde. Mart 2024 ile alakalı. Sahne şöyle oluyor. Akışta bildiğimiz o Simpson ailesi yani. O aile evde. Dışarıya çıkmak istiyorlar, çıkarmıyorlar. Niye? Dışarısı çok sıcak, iklim küresel ısınma. Dışarıya çıktığın zaman güneşin zararlı ışınları insan derisine direkt nüfus ettiği için yanma vesaire oluyor. İnsanlar zarar görüyor. Zarar gördükleri için de diyorlar ki artık herkes evinde kalsın. Dışarıya çıkmayı bu anlamda insan sağlığı için uygun görmüyoruz açıklamaları yapılıyor. Ülkelerdeki liderler bazında uyuyor aileler, dizideki o ambiyansa göre söylüyoruz ve dışarıya çıkmıyorlar. Bu süre şimdi Mart'ta başladığı için yaza girilen bir süreçte başlatıyorlar eve kapanmayı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, yani iyice şiddetleneceği tarihlere ve takvimlere doğru ilerlediği için. Şey de öyleydi, Covid'in başlama süreci. Tabii Mart, o da Mart'tı. 2020. Sonra dediler, diyor ki dizideki bunu anlatanlar, sanki 2024'te kapanma dönemleri olacak. Olursa da işte 2 ay, 3 ay gibi bir dönemde de bunun genişlediğini de görebiliriz diyorlar. Biz de bunu niye konu edindik ve şimdiden anlatıyoruz. Bakın, birileri böyle bir tasarlama yapmak üzere karşımıza bir bilgi verdi. Ne diyoruz genelde de biz? Sır daima göz önündedir. Bu da o sırrı sürekli olarak ekranlar aracılığıyla insanlara aktaran bir yapıysa diyoruz Simpsonlar. Bu bilgiyi yabana atmadan milletimizi bu anlamda uyaralım diyoruz. Peki sorabilir izleyicilerimiz bize de. Gerçekten bir küresel ısınma var mı yok mu? Siz buna inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Bu da bir düzmece mi değil mi diye sorarlarsa cevabını hemen verelim. Zaten kendi yayınlarımızda daha önce de söylüyorduk. Gene hatırlatalım. Bunları hatırlatmakta fayda var çünkü. Bizim çalışmalarımıza göre küresel ısınma yok. Aksine normalde küresel soğuma var. Ama bunun daha çok başında olduğumuz için o kadar fazla hızlı hissedilmiyor. O ayrı bir konu. Ama küresel ısınma, evet, sıcaklıklar da artıyor bir yandan ama yok diyoruz. Nasıl yok diyoruz? Şundan dolayı yok diyoruz. Küresel ısınma kendi doğal sürecinde olmayan bir durum. Ama dünya sıcaklığının artması insan müdahalesi olan bir durum. Ne diyoruz? Elon Musk'ın yapmış olduğu Mars'ta insan yaşamına uygun ortamı hazırlayabiliriz, ısıtabiliriz dedi. Projesi vardı. Onu yabana atmayın diyoruz. Çünkü orada neyi söylemişti Elon Musk? Mars'ın soğuk orası şu an, tabii yaşanacak bir ortam yok insan iklimi açısından. Orayı ısıtacağız. İnsan yaşam formuna hazır hale getireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız diyordu. Mars gezegeninin etrafına ciddi anlamda nükleer bombalar patlatacağız. Ve ortam ısınacak. İnsan da oraya gelip yaşayacak diyordu. Buna bilim adamlarına hemen tabii mikrofonlar uzatılmıştı o açıklamasından sonra. Çünkü o dönemlerde Elon Musk biraz daha aşırı şımarık çocuk olarak gözüküyordu. Şimdi biraz daha tabii, şimdi biraz daha oturdu iş adamına falan gelince tabii arkasına. Biraz daha ağır başlı açıklamalar yapıyor. Hemen millet de sormuştu. İşte böyle böyle diyorlar hocam, siz işte ne diyorsunuz, fizikçilere soruldu, nükleer fizikçilere soruldu. Devamlılığını sağlayacaksın. Tabii. Ama devamlılık. İşte bilim adamları da onun cevabını verdi. Dedi ki evet dedi, bu söylem itibariyle olmayacak olan bir durum değil. Olur ama nasıl olur? Bu patlamaları sürekli halde devam ettirmeniz lazım. Çünkü bir süreklilik olursa ortamdaki sıcaklık da devam eder. Durağına indirgenmiş olur. Ama bilim adamları da şunu söyledi. Bu sıcaklık istediğimiz seviyede kontrol edilebilir. Bunun maliyetini şu an hiçbir ülke karşılayamaz. Dünya topyekun bir ülke olsa bile yine karşılayamaz. Çünkü dediler ki nükleer bombadan bahsediyoruz ve süreklilikten bahsediyoruz. Sürekli bir nükleer bomba üretimi ve sürekli tüketimi olacak.
bunu gücü yetecek olan bir mali kuruluş veya bir aile, yapı, otorite varsa buyursun yapsınlar dediler. Kontrol edilebilir de bir şey değil ki yani. Tabii. Patlamaların sonrasında neler oluyor? Radyasyon diye çıkıyor. Zaten bilim adamları devamlı da bu açıklamada da veriyor. Ve neden? Niye insanlar oraya gidecek değil mi? Demek ki dünyada bir operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonlar neyse dünyadaki yaşamı felç edecek, yaşanmaz hale getirecek, yeni alternatif yaşama ihtiyacı oluşan bir gezegen arayışındayız. Hem o var, işte eliflerin yaşaması için işte belli koloniler hazırlanması var falan gibi onlar hep konuşuluyor. Bir de şey de var, işte kıyamet sürecinde dünyanın yok olmasıyla beraber yaşanacak yeni. Onu şöyle alanlar anlatalım. Ama kıyamet sürecinde dünya yok olursa Mars ya da ama şey bir film söyleyelim. Yani. Bir film bütün, söyleyelim. Bütün sistem çöküyor. Evet, tabii. Bütün gezegen, evren sistemi çöküyor. Semalar tabii tabii. Abi, tabii. Dönüyor yani aşağı Mars mı kalıyor? İslam doğru, bravo. İslam açısından doğru. O şekilde biz inanıyoruz. Ama Tevrat ve İncil'de olay öyle olmadığı için onlara göre kaçış her zaman var. Ne yazıyor Tevrat'ta? Şimdi süreç nasıl kıyamet? Şimdi Tevrat ve İncil'e göre baktığımız sadece zaman dünya üzerinden mi? Tabii sadece gezegeni baz alıyor. Hmm. Yani dünyada çünkü onların bir bakım olsun cenneti gene burası. Şimdi Mesih geldiğinde dünyayı işte kurtarıyor, ediyor. 1000 yıllık altın çağı gene dünyada yaşıyor. O yüzden onların cenneti olmuş oluyor o iş. Ama işte kıyamet sürecinde Allah bütün yarattı, bütün evet, mahlukun evet, İslam açısından doğru. İndirilmesi artık var. Tek ben var, varım diyor. Ama işte film söyleyelim demiştik. O da mahluka giriyor. Yani semalar bile hepsi mahluka. Doğru giriyor. Doğru. 7 kat sema bile mahluka. Bravo. Yani ya, İslam açısından doğru söylüyorsunuz. Ben hiçbir itirazım yok. O zaten ona inanıyoruz, iman ediyoruz vesaire. Ama işte bir film verelim ki niye oraya bakıyorlar olaya. Thor filmini hatırlar izleyicilerimiz. Serisi yapıldı işte. Üçüncü film izlesinler. Ragnarok filmini. O filmde kehanet üzerinden yola çıkıyorlar. Biz de yakın zamanda bunu kendi sosyal medyamızda paylaşacağız ilgili bölümünü. Tam vurucu cümlenin geçtiği sahne var çünkü. Onu paylaşacağız. Kehanete göre kendi gezegenlerinin kıyameti yaşaması gerekiyor. Ve filmde de bunu yaşatıyorlar. Biz burada neyi dikkate alıyoruz? Filmin vizyona çıkış tarihini, yılına dikkate alıyoruz. 2017. 7 yıl kuralını unutmayın diyoruz. 24. 24. Sonra gene ne oldu? Birilerinin kendi kutsal kitabında düşündüğü, en azından şimdilik önüne çekmiş olduğu tarihlerde 2024'te Dünya Savaşı var diyoruz. Peki 2024'ten sonrası 7'yi eklediğinde 2031'e denk geliyor. Big Reset diye planladığı 2030 değil. 31 mesela. Orada bir Big Reset ile alakalı tarihleme farklı bir metotla yapılıyor. 7 yıl düzenine girmiyor mu? Yok, o farklı bir metotla. Ya da şu mu 30'unda zaten bitti. 31'i yeni sistem. Yok. 7 yıl. O biraz farklı. Onu farklı bir şekilde daha sonra anlatırız. 25'ten sonra bunları anlatacağız işte. 25'e kadar şimdi 25 baraj. Sonra da onu anlatacağız. Ama işte bakın filmlerle gene bunları getiriyorum. Konu bitmiyor hocam sana. Ama işte ne yapalım, kitap sana, devam ediyor. Sana malzeme çok. Takvimleri Beraber bitene kadar. Ekmek var. İşten ekmek var. Takvimleri bitene kadar Allah'ın izniyle de tabii bizim de ömrümüz vefa eder, hayat yani sağlık sorunu yaşamazsak bunları da Allah'ın izniyle anlatacağız. Yani senin şey de çok hani Mehdi konusuyla ilgili diyoruz ya tartışıyoruz evet. Falan. Hani Serhat Hoca'yla da bir yayın yapmıştın sen. Sen o sürece inanmıyorsun. Evet. Yani direkt net söyleyeyim. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi İmam Rabbani ve birçok yani kaynaktan ele aldığımız hani yüzbaşı, ilk çeyrek mevzular hep gündemde ya. Evet. Zaten öyle bile olsa 1500'ün başı. Hı-hı. Dolayısıyla bir süreç olarak yaş itibariyle biz o süreci görmeyeceğiz. O mantıklı evet o görmeyeceğiz. O mantıklı görmeyeceğiz. Doğru. Sen de görmeyeceğin için bak ben hayır zaten bak tutturdum diye gideceksin. Ben görmedim. Yok, şöyle şimdi bir programdayken. Serhat Hoca görür ama o bir 200 yıl evet, yaşa. Ben de öyle söylüyorum ona zaten maşallah var. Zaman seyahati yapıyor. Tabii tabii maşallah var. O dediğiniz gibi zaman yolculuğu da yapabilir. Belki zaman yolcusu. Ya, lafım da geçen dedi biliyor musun videoda var. Hazreti Özdemir'le Ledin ilmini konuşuyoruz. Hı. Ben de olsa dedi her pisliği yaparım. Öyle mi diyor? Aynı yayında. Eyvah. Hocam diyor gidiyorsun ya diyor her geldiğimde yaparım diyor. Diyor şey yok hesap yok bir şey gelirim diyor, yaparım diyor. O açıdan bakıyorsun evet. Verilmişti. En sonunda hesap verir. Pisliği yaparım diyor gelirim tekrar dönerim bir daha gelirim koptum ben burada. Bir programda zaten Serhat Hoca onu söyledi. Biz itiraz ediyoruz. Özellikle işte şu sandık olayından yola çıktığımız zaman ay sandığı yok yok diyoruz tabii. Serhat hocamız da şunu söyledi. Evet dedi. Sandık bulanana kadar dedi. Zafer'in tezi doğru dedi. Evet, doğru. Şimdi ne zamanda bulunacağını kestiremiyoruz. Evet, bilmiyoruz haklısın, diyor. O yüzden diyor hep haklı çıkacak bu adam diyor. Ta ki bulunana kadar. İşte bulunduğu zaman biz hayatta olmazsak rahatız yani.
senden böyle Allah geçirdiler başta bir vefattan bir sonra olacak. Hatta göremedim. Ay kaçırdı. Neler kaçırdı? Cümbüşü kaçırdı ama bizim gene vaadimiz ortada. Yani biz diyoruz ya bizden sonra gelecek olanların da vaadi aynı olacak. Yani meydan okuması. Onlar da devam edecek. Tabii. O yok diyecekler. Tabii yok diyecekler. Çünkü yok. Ama şey de olabilir. Ya ama çok şey kaçırdım. Bizim buradaydın ama. Biz de döndük falan. Biz de döndük. Onlar da yani. Şunu söyleyecek ama meydan okuma yaparken sandığı getirin. Çarpıyor mu çarpmıyor mu testini varsa yapalım bu diyecekler. Bu arada birileri de yetişiyor diyorsun arkadaşlar. Olması lazım diyorsun. Tabii canım. Olmazsa olmaz. Vallahi hocam kimsiniz siz bilmiyorum siz ama kimsiniz? Biz yayınlar da yapıyoruz seninle ama yarın bir gün bunlar çıkacak karşımıza. Zafer'le yayın yaptın. İzleyeceğimiz ama rahat olsunlar. Vallahi izleyeceğimiz bunlar kayıt altında bilmiyorum evet, evet. Kimlerle ne yapıyor bilmiyorum ama şöyle. Ben şu an anlattıklarıyla ayakları yere basan konularla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben öyle yırtacağım. Ben tamam, programda çok, soru soruyorum. Bravo. Sizin hiçbir sorumluluğunuz yok bu konuda. Ya sorumluluğum yok değil. Var da hani çizgileri çizebiliyorum. Tabii tabii. Şimdi ağzından bizim... çıkan seni bağlar sonuçta tabii, ama bravo. Ben de çıktığı ağzından çıkan kısmını da yine çizgiler içerisinde evet. Konuşturmaya ama şu garanti verelim izleyicilerimize. Yani hala endişe içinde olanlar varsa ama bu kim falan diye. İstihbarat örgütlerimiz Türkiye'de mevcut. Bunlar, zaten çıkarmaydı diyorsun. Bunlar yerli ve millilerden bahsediyoruz. Yerli olup da milli olmayanlar da var çünkü. Ama yerli ve milli olanlar dan diyelim 3 farklı konumdaki kuruluş diyelim hadi öyle okudan söyleyelim. Bizi incelemeye aldılar, baktılar. Kimdir, nedir, necidir, hırlı mı, hırsız mı, vatan sevdalısı mı yoksa işte sıkıntılı bir süreci içinde mi falan diye bağlantıları var mı yok diye baktılar. Bir şey olmadığını gördüler. Bir şey olmadığını sen diyorsun şu anda. Hayır, onlar dediği için söylüyoruz. Hı. Gördüler. Gördükleri için de hangi stratejiye geçtiler diyelim. Evet bizim göremediğimiz bir şey de varsa uzak tutmaktansa ama devlet yakın tutalım dediler. Şey de yapar. Öyle anında bazen müdahale de etmez. Bekler bekler. Yok işte o yüzden diyorum hani şu an çözemediğimiz bir yerde varsa dediler. Uzak tutmaktansa yakın tutalım dediler. Şu an. Ha yakınız diyorsun. Şu an öyle yani. Sağlama yasladık diyor. Tabii şu an sağlamız. O yüzden rahat ediyor. Peki. Simpsonlar kaldı ama zaten ne diyorsun? 2024 Mart 2024 dediler. Yani bizce dediğimiz gibi yani yapay anlamda bir küresel ısınma olduğundan dolayı böyle bir süreci dünyaya götürebilirler mi? Çok net götürebilirler. İsterlerse. Çünkü son 3 yıldır en azından kendi ülkemizden baz alırsak Türkiye sıcaklık rekorları kırıyor. Keza Avrupa'nın belirli bir kısmında doğusu da sıcaklık rekorları kırıyor. Güneyimizi, Afrika'nın kuzeyini görüyoruz. Sıcaklık rekorları kırılıyor. Bunların hepsinin temel argümanı ne? İşte küresel ısınma var tezi. Bu tezi daha fazla dünyayı yayaraktan da böyle bir müdahalede bulunabilirler mi? Evet diyoruz. Ama bunun yapay olduğunu unutmasınlar diyoruz. 24 Mart'ta da sağlam orada bir ekmek çıkarttın kendine. Mart'a kadar. Arıyor Mart'a kadar. Ama dediğimiz gibi şunu yanlış anlamasınlar. Olmadığı takdirde bilemedi değil. Bunu onlar açıklıyor. Onlar açıklayacak. Biz de diyoruz ki bakın adamlar böyle bir vizyon çiziyor. Siz o tarihe doğru yaklaşırken size yönelik gelecek olan baskılara karşı hazırlıklı olun tabii diyoruz. Bunu defalarca zaten videolarda anlattık. Hani bir tarih şu olacak bu olacak verilmiyor bu programda. Okumaları var. İncil ve Tevrat okumaları var. Orada kehanetler var. Adamlar buna inanıyor. Tabii ve bu zamana kadar da yaptıklarını da anlattık. Belgelerini yani bunlar gösterdik var. Falan. Bunlardan sonraki süreçte bu olacak ve buna inanıyorlar. Olmadığı evet. Durumda da yapayını yapmaya çalışıyorlar. Zafer Cihalaroğlu da diyor ki bu kardeşim şu an kehanet temelli. İşte bilmem ne yıldızı. Şuradan tabii, çıktı kuyruklu tabii. Yıldız. Buradan şimdi, indi. Ona göre de şu süreç böyle işletiliyor. Kitaplarına göre diyor. Evet. O tarihte de en yakında şu olabilir diyor. Ve ona göre bir tarih veriyor. Ve zaten yaptıklarını da gösteriyoruz. Ki sizin de kaç programdır belgelerine kadar bunları sunduk ki evet, en enteresanı evet. Belki de Kızıl Düve olayıydı. Evet. Kızıl Düve. Kızıl Düve videosu var. Seve Sonuç evet. Kanalında. Geriye doğru dönerseniz görebilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Peki hocam. Sağlam aldık yani diyorsun. 2024'ü 25'i. Bilmiyorum bana daha gelmedi kulağıma bir şey. Gelmedi tamam. Sorunlu bir şey gelmez. Ben de bir sorayım. Sorun. Peki ağzına sağlık. Estağfurullah. YouTube kanalına Zafer Cihalaroğlu'nun abone olabilirsiniz. Videolarından haberdar olabilirsiniz. Sebep sonuç neden böyle? Bizim de YouTube kanallarımız.
desteklerinizi bekliyoruz. Gezileri her fırsatta söylüyorum. Yine programın sonunda hatırlatayım istedim. Birçok tur ve gezilerimiz devam ediyor. Şehir dışı da aktif olacak kısmet olursa. Ayasofya turu, Zafer Calayolu ve Serhat Ahmet Tan hocamız ikisi beraber bizzat kendileri anlatıyorlar. Yaklaşık 4 saat falan sürüyor orada. Böyle patiklerinizle, hırkalarınızla falan gelin. Orada üşümeyin. O devam ediyor. Videonun altında linkler var. Balat turu, Karaköy turu, Beyoğlu masok kulüplerine kadar. Bütün hepsini detaylı. Balat zaten inanılmaz gizemler. Demir Kilesi'den tutun yukarıdaki patrikhaneye kadar içine girip görebiliyorsunuz. Kendisi anlatıyor. Bir de Yuşa Tepesi'ne gidiyoruz Serhat Hocam'la. Aynı zamanda da yine birçok isimle hep sordunuz ya biz bu insanlara bazen işte arıyoruz, ulaşamıyoruz, mesaj atıyoruz, dönmüyor. Nasıl soru sorabiliriz, nasıl beraber olabiliriz dediğinizde de biz işte onları tekne turunda beraber çay içerek sohbet etme organizasyonu planlıyoruz. Farklı farklı gruplarla yapmaya devam ediyoruz. Onun linki de yine videonun altında var. İletişim numaralarımız var. Ulaşabilirsiniz. Uzun tuttum ama bunu soruyorsunuz. Burada bir kere de cevap vermiş oldum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.